Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Ebru'yu özleyenler. Buyurun size Ebru. Arkamızda da Opel Crossland X var. Konuşabiliyorum. Konuşabiliriz. Çok mesaj atmışsınız. Bir süre ortalarda yoktum. Çocuklarım hastaydı. Çocuklar hasta olmasın. Kendim de biraz hala hastayım. O arada boşluktan istifade Fahir ne yapsa beğenirsiniz? Serdar Kuzuloğlu'nu konuk etti kanala. Merhaba arkadaşlar. Arabama hoş geldiniz. Şimdi onun gibi bir insanın üzerine benim gelmem. Şu an çekincelerim var. Geniş geniş konuşuyordum. Ama tabii kendisi çıtayı çok yükselttiği için birazcık bugünkü testte heyecanlıyım. Ayrıca hemen konuya gireyim mi? Gir tabii. Yani şimdi şöyle şeyler oluyor. Ben biraz daha ağır eleştiriyorum galiba arabaları. Ya da yani kendim tamamen sübjektif görüşlerimi daha dandun söylüyorum. Bayılıyorlar. Ya ama sonra otomobil markalarıyla ilgili sıkıntılar yaşayabileceğiz diye korkuyorum. Kendime bir tane kanal açıp senden arakladığım arabaları kendi kendime cart cart eleştirsem mi? Ya bu arada bir şey diyeceğim. Zaten en son Opel testini seneler evvel yapmıştık. Bundan sonra da bize test arabası vermezlerse haklarıdır yani, ne yapalım? O kadar da demeyin. Ya niye haklarıdır ya? Sonuçta otomobil gazetecisi dediğin yine evet. Konu uzayacak ama yani objektif olması gerekiyor ve öyleyiz yani zaten, biz zaten markalardan beri. Sen yani biz kendimi katmayayım şimdi. Siz otomobil kanalları bu arabaları test etmek için markalardan herhangi bir ücret almıyorsunuz. Sadece doğru. Size arabayı veriyorlar ve siz de kendi görüşlerinizi beyan etmekle yükümlüsünüz. Her şey nasıl beğenilebilir? Tamam, belli bir belli kriterler içinde kendi segmentinde arabaları değerlendirmek lazım. Şimdi ben Opel'in bu arabasını gidip Mercedes'in bir aracıyla belki kıyaslamayacağım yani premium. Ama yani kendisinin daha iyi olabilmesini bekliyorsam eğer bunu da söyleyebiliyor olmalıyım. Olacak. Yani yoksa işte, ben gideyim, anladın mı? Çünkü ben yani çok iyi şeyler söylemeyeceğim. Opel de sevdiğim bir marka. Bir kere her şeyden önce Grup PSA sevdiğim bir grup. Onlardan bir tane şey seviyorum, özellikle bir markayı çok seviyorum. Biliyorlar zaten onu, hala ama yazıyorlar. Ama ben yine de yani objektif oluyorum görüşlerimde. Tamam. İnsanlar çok kötü şeyler de var Fahir. Tamam, neyse başlayalım. Başlıyoruz. Tasarımı güzel. Şimdi dışına bir şey demeyeceğim. Çünkü içinde o kadar çok şey diyeceğim ki bari dışına kötü bir şey demeyeyim. Baştan iyi başlayalım evet, diyorsun. Evet, baştan iyi başlayalım. Isınalım. Güzel. Şimdi ben aracın ne olduğunu söyleyeyim. Bu araç Crossland X. Opel'in küçük sınıf crossover'ı bu. Ebru. Bunun rakipleri Peugeot 2008, Renault Captur, Nissan Juke, Toyota CHR falan. Evet. Bunları sayabiliriz. Bunun Nissan rakipleri. Nissan Juke'un tipi daha sempatik ama şimdi. Olabilir. Bu araç Opel'de Meriva'nın yerine geldi. Meriva diye bir model vardı. Biliyor musun hiç? Hayır. O bir MPV'ydi. Bu da MPV'den bir crossover'a geçiş modeli oldu ve tasarımında zaten hala MPV izleri var. Şu arkasına bakarsan mesela diğer birçok kompakt SUV'de crossover'da hani böyle hatchback bir otomobil biraz yerden yükseltilmiş, büyümüş gibi gözüküyor. Fakat bu araç öyle değil. Bak arkası biraz daha düz ve yerden yüksek bir MPV'ye benziyor. Evet, hafif kutu gibi. Kutu bence, gibi değil mi? Evet, bence aslında araba yandan güzel görünüyor. Onun avantajı var bu arada kutu gibi olmasının. Çünkü bak dediğim gibi normalde hatchback gibi arkası alçaldığı zaman arkada baş mesafesi daralıyor. Bunda mesela bindiğin zaman öyle göreceksin. Öyle mi? Daha onu yapmadım. Sadece ön koltukta oturdum. Şöyle teker teker gidelim. Önünü nasıl buldun? Ön güzel mi? Ön direkt zaten alıştığımız Opel çizgilerine sahip. Astra'da ben önce bu yüzü görmüştüm. Kabul edilebilir. Yani güzel eleştireceğim mi? Çok bir şey yok. Önü sempatik. Evet, sempatik. Tamam. Yanı? Yanı güzel. Güzel mi? Evet. Şu mesela çift renk olması nasıl görünüyor sana? Kırmızıya siyah. Gayet iyi tavanda görünüyor. Böyle alçalan bir krom parça var. Gayet iyi görünüyor. Okay. Ben beğendim. Tamam, arkaya geçelim. Şu biraz çirkin şurası. O mu? Tampon altı. Tampon altı biraz. Tamam, olabilir. Difüzör gibi. Olabilir oraya ya. Parça. Olabilir. Tamam, olabilir. Stoplar. Stoplar var. Senin güzel. Sevdiğin gibi. Evet, kırık evet. Gibi. Evet, aynen. Onlar. Discovery'nin kırık stopları gibi. Güzel güzel. Açalım bagaj bagajı. Bagaj kapağıyla alakalı yine şey silecek küçük kalmış. Cüce, ha, ay, yok. Ay, açılmadı kendiliğinden. Yok kendi. Onu geçen ben de öyle şeyde Peugeot 208'de geldi ama ya işte bak Ebru bunlar B segmenti. Küçük sınıfta bunlar biraz bugünün şartlarında biraz lüks kalıyor. Anladım. Önümüzde bunlar da değişecek, merak etme. Tamam peki. Evet, bagaj. 411 litrelik hacim var. Diyebilirsin ki bu nasıl 411 litre? Bak evet. Bu bagajın alt zeminine bak. Orada ekstra bir parça var. Evet. Evet. Öyle. Bastır. Aç. Şöyle hafif. Evet. Hop. Anladım. Evet. Evet. Bizim çantalar sıkıştı orada. Hayır yani. Tamam. Başıma çıkardığın işlere bak. Şu çantanı da değiştir. Amma pislenmiş. Kapatalım. Bagaj iyi bu arada.
İnsan arıyor. İnsan arıyor, aranır. Alışınca arıyorsun. Evet. Kapatalım. Arka koltuğa geçelim bir. Anten var arabada her şeyden önce. Ben bu paratoner... Unuttuk değil mi bunları? Böyle bir şey mi var yani? Var var, hadi gel. Çerez yemiş biri. Neyse. Güzel. Çok geniş. Arkası gayet geniş. İşte ondan bahsediyordum bak. Baş mesafesi zaten çok iyi. Ve şuna rağmen. Diz mesafesi de çok şunu iyi. Biliyorsun, o cam tavan olduğu zaman, hı hı, o perdeden alçalıyor dolayı yani, tabii evet, biraz alçalmış olmasına, yok, rağmen hakikaten baş mesafesi ferah. Omuz mesafesi de bak şeylere, cam yüzeye bak yan tarafta. Evet, orası da geniş. Dizi gayet görelim. Gayet iyi. Bu arada diz mesafesi bayağı de çok iyi. Şey, şimdi başında cukla tasarımı kıyasladığım için cukun arkası korkunç bence. İnanılmaz değil mi? Evet, sığamıyorsun, sığamıyorsun yani. Yani cam da küçücük. Aynen. Klostrofobik, o karanlık. O yüzden şu anda Opel'e bir puan fazla veriyorum. Güzel. Koltuklar kızaklı. Bir öne kayabilirsin. Yaklaşık 15 santim falan kayıyor. Kay 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 bakalım. Bulabilirsin. Bulursun. Kay bakalım. Evet. Kay 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 kay. Bagajı 15 santim büyütüyorsun. 520 litrelere falan çıkıyor. Güzel. Deminki bagaj. Gayet iyi. Kullanışlılığı arttırıyor. Geri gidebilirsin. Döşemeler nedir ama ya? Bu nedir? Kol dayama bak bakalım var kazak mı? Kazak desenli. Kol dayama var mı? Kol dayama var. Dayama, kol dayama. Bak aslında oradan bagaja erişimde sağlıyorsun. Güzel, kullanışlı, çocuklu aileler için özellikle çantaları falan arkaya koyduğunuzda erzak falan gibi şeyleri güzel alırsınız kolay kolay. Şaft tüneli kaldırabilirsin. Şaft tüneli küçük. Çok sıkıntı yok. Üçüncü yolcu ama oturur mu ortaya? Bak bakalım. Çünkü bak tavan yüksek ama olduğu için. Ama ayağının küçük olması. Bu çok büyük. Tamam, yanına koyacaksın. Yanına. Şart evet mı? Zorunda mıyım? Zorunda mısın? Ay. Ama oturur mu üç yetişkin? Oturur. Yetişkinlerin boyutlarına bağlı. Tamam. Başka burayla ilgili yorum. Burayla ilgili başka yorumum yok. Şu koltuk cepleri güzel görünüyor. Bu döşemeleri beğenmedim dediğim gibi. Ucuz mu? Evet, evet. Güzel değil. Araba ucuzsa ama eğer kabul ederim. Onu sonra aralara geleceğiz. Tamam. İneyim mi? Geliyor musun? Geldim. Yok, bu daha şimdi buraları anlatalım, öyle çıkalım yola. Tamam. Anahtarı göstereyim önce. Göster. Onu görmek istiyorlar. Başka bir arabadan tanıyor musunuz? Ben tanıyorum. Bence tanıyorlardır. Güzel bence anahtarı. Güzel. Aynen. Şu ne? Şu ne? Onu çıkarabiliyorsun oradan anahtarı. Eğer pili biterse kapıyı açabiliyorsun. One eternity later. Tamam, güzel, evet. Bununla genelde işte o torpidoyu da vale modunda torpidoyu kilitleyebiliyorsun orada eğer anahtar varsa. Veya kumandanın anahtarının pili biterse de şuradan bu kapağı açıyorsunuz ki zaten birçoğunuz biliyordur. Oradan kol kapıya dayama erişim. Evet. Kol dayamanın içi çok küçük, çok dar yani. Burası küçük eşya gözü sayılmaz. Kol dayama mı var orada ya? O kol dayama değil ki bir tane. Ne? O bir göz. Yani ne, çünkü kol dayama bizim Discovery Deck gibi böyle biraz Range Rover havası vermişler şeye. Koltuk kolu. Opel'e. Koltuk kolu. Kol sonuçta, kolunu dayadığın kol, yer evet, kol dayama. Ama onun işte altındaki yani şey değil. Gizli tamam, göz ya, değil. Tamam ya, tartışacak bir şey yok. Kahve gözleri. Şuraya güzel bir genişlik var. Cüzdanını, telefonunu koyabileceğin. Hı-hı. Sıcak geldi. Çıkarayım da yola çıkalım, anlatacağım daha detayları. Anlaştık. Tamam. Direksiyondayız. Başlıyoruz. Güzel, şunu falan anlatacağım. Yani çok anlatacak bir şey yok gerçi. Bu hadi, ne ama ya. Tamam. Çıktık yola. Serdar Kuzuloğlu'yla ne kadar güzel bir hava varsa bugün de işte İstanbul'a artık sonbaharın geldiğini söyleyebileceğimiz. Ama kamera açısından bu güzel çünkü millet şey dedi, güneş gözlüğüyle izledik abi diyenler var. Ay, şimdi en azından nasıl komik. Tamam evet. Ya tamam, hakikaten ara ara güneş gelip çıkıyordu. Neyse, böyle şey, bulutlu hava daha güzel. Niye bu aracın içindeyiz? İzleyenler de merak ediyor olabilir çünkü bu araç yaklaşık 2 yıldır falan ülkemizde satılıyordu. Biz niye bugün test ediyoruz? Bugüne çünkü kadar veremediler. Programı çok doluydu araba. Çok doluydu. Hayır, bu yeni. Bu araçta 1.5 dizel motor ve otomatik şanzıman var. Daha önce yoktu. Daha önce sadece 1.6... Dizel mi? Ama hiç ses yok arabanın içinde. Var mı? Şu anda yok dururken. Şimdi yürürken bir bas bakalım, gaza gelecek mi? O niye kornaya bastı daha önümdeki 8 araba yürümeden? Önceden sadece 1.6 manuel vardı. Çok tercih edilmiyor bu sınıfta genelde. Bir de benzinli versiyonlar vardı. Onlarla ilgili detaylar. Nasıl, ses gelmiyor mu? Geliyor mu? Ha, fena değil. Motorlu taşıt sonuçta. Bir parça ses olacak yani, beklentiniz ne yönde? Evde oturuyormuş gibi olmayacak. Olmayacak tabii. 120 beygir güç, 300 Nm tork, 6 ileri tam otomatik şanzıman.
aranan kombinasyon. Bu seviliyor bu tip sınıfta. O yüzden... Hemen bu sınıftan bir şey daha test etmem lazım ki çok acımasız bir eleştiri yapıyor gibi olmayayım diye düşünüyorum. Fakat bu sınıf biraz dezavantajlı. Yani insanlar bunun paralarına çıktığı zaman şey almayı tercih... Söylemiyorsun ki ama ben kendim... Neyi? Fiyatını mı? Fiyatını söyle artık da ona göre bir değerlendireyim. Land Cruiser'a ne yapmış adam? Vallahi kim yerden... Kim bu biliyor musun? Kim bu? Fenerbahçelilerin hepsi Land Cruiser kullanıyor ben sana. Zaten plakada FB'yi yapıştırmış. Evet. Ne diyorduk? Fiyatı söylüyordum. Fiyatı ben sana tam rakam vereyim. Bu araç en zengin donanım paketine sahip. Excellence. Tamam mı? Excellence'ın üstüne bir de bu araçta ekstra donanımlar var. Onlarla birlikte fiyat biraz yükseliyor. O yüzden doğrusunu söyleyeyim. Excellence 180 bin TL. Bu araç 196 bin TL. Yapma bunu ya. Hiç olmaz. Kapatalım istersen şimdi. Kapatıyoruz. O zaman bir sonraki videoda... Yani ben böyle olur, ben 120'lerde falansa eğer o zaman tamam ya, gayet hani fiyat kalite olarak falan diyecektim. Ne yaptın? Şimdi onu söylüyorum. 196 bin buna vereceğine biraz daha üstüne çıkıp insanlar C sınıfı kompakt crossover, kompakt SUV falan alıyor. Öyle bir avantaj var. Yani bunun dezavantajı diğerlerinin avantajı. Yani neyse, şu bu ara araç fiyatlarına hakimim. Çok konuşmayayım konu hakkında. Ya yani olmaz yani. Zaten olmadığını yani izleyiciler de biliyor. Bir dakika. Sen bu arabayı hiç yolda gördün mü? Gördüysem de çok senin dikkat dikkatini çekmemişti. Şimdi bu arabayı renginden dolayı çok dikkatimi çekiyor. Bir tane sade bir renkte görmem lazım bir kere tasarımı. Öyle böyle cart renkleri getirip de tasarım nasıl deyince insanın bir hoşuna gidiyor. Hı hı. Bir tane daha beyaz falan ya da gri falan bir renkte getirsen o zaman daha belki görüşlerim daha farklı olabilir. Her neyse, sen çok dikkat etmiyorsun yolda gördüğümüz arabalar ama ben hakikaten bu araçtan pek görmüyorum. Öyle mi? Öyle. Tercih edilmiyor diyorsun. Edilmiyor ama işte edilmemesindeki dezavantajlar vardı, işte dizel otomatiği yoktu. Bu şimdi bir avantaj, tercih edilebilir. Çeksene şunu, ne yapmış yani? Zaten arkadaki kamera görüyordu onu. Öyle biraz. Öyle mi? Hı-hı. Yerden yükseltmiş, şnorkel takmış, kit koymuş yani biraz şey gibi. Jimbo bom! Bayağı yani tek lastikler falan filan. Gitti tamam. Dikkatimi bozdu. Vallahi konsantrasyonum dağıldı. Sıkıntı yok. Evet. Aracın içi şeyler, göstergeler falan tamam. Ben bunları kabul edebiliyorum. Her şeyin illa çok teknolojik olması gerekmiyor bence. Sen iyi ki burada oturmuyorsun. İyi ki burada oturmuyorsun. Niye? Şu direksiyonun şurasındaki şeyi görseydin yanmıştık. Ay büzüşük değil mi? Evet. Orada o head-up display'i koymuş. Ben çok alışkanlıkla alakalı kullandığım bir şey değil ama güzel şu anda. Hoşuma gitti. Gözüm gidiyor oraya. Doğru bir göz mesafesine koymuş demek ki. Bana ayarlayabiliyorsun yüksekliğini falan tabii bu sen arada. Sen güzel ayarlamışsın o zaman. Teşekkürler. Ondan sonra... Ama o da çok teknolojik değil yani... Şurası dokunmatik ekrana hiç dokunmadık. Bir dokunalım bakalım. Alıyor mu komutlarımızı? Hı-hı. Güzel. Navigasyon var, bak şuradan düğmeye bas. Bu aslında Opel'in işletim sistemi değil. Bunu PSA'dan alıyor. Bunu zaten Peugeot Citroen'den biraz tanıdığız bu şeyleri. Buradaki işletim sistemi biraz daha hızlı. Ama genel olarak buradaki düzen, dizilim Opel Astra'dan tanıdığımız şekilde. Yani buranın yapısı olsun, göstergeler bu, analog göstergeler, rakamlar falan. Bunlara Opel'den aşinayız. Yani direksiyon da keza öyle. Şuradaki şu parlak plastik parça gerçekten çok kötü duruyor. Bunu nasıl bir tasarım şeyle yapmışlar bilmiyorum. Zevkler diyebiliriz. Ama ne yapayım yani, bu da benim kendi zevkim. Burası çok uzun, bak farkında mısın buranın uzunluğunun? Sen benim hiç dikkat etmediğim şeylere dikkat ediyorsun. İşte dikkat et diye söylüyorum. Nasıl? Neden uzun? Uzun çünkü arabanın yapısından bak, ağaç sütunu çok böyle eğimli. Fakat onun da bir ne yazık ki dezavantajı var. Şimdi bak, bu bir ferahlık veriyor ama ağaç sütununun buraları çok kalın. Ne basıyorsunuz ya? Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle. Arabanın bu arada şu şeyi çok güzel. Şuralarının rengi, üst döşemeleri. Ve, açık gri. Evet, bu açık gri çok güzel. Keşke yani, eğer öyle bir tercih var mı renk skalasında bilmiyorum. Ama bütün aracın içi açık gri olsa mesela çok daha aydınlık ve şık durur diye koltuklarda düşünüyorum. Koltuklarda olacağını zannetmiyorum. O zaman da şu gri parça mesela, eğer bu her seçenekte böyleyse o kadar göze batmaz. Hatta şık bile durabilir ama bu siyahın içinde o öyle parıl parıl plastik gri hiç güzel durmamış. Peki. Yani bir yandan eleştiriyorum ama bir yandan olabilitesi de var aslında. Tabii, bir sonrakinde benim fikirlerimi değerlendirebilirsiniz.
Ağustunlu söylüyordum bak. Ağustunun kalınlığının farkında mısın? Mesela şöyle sola döneceğini düşün. Şuraya bakıyorsun ya. Kalın evet, mı orası? Kalın. Görüşü engelliyor. Onu diyor musun? Diyorum. Onu demeye mi çalışıyorsun? Mesela flaşörlere bir bakışta erişebiliyor musun? Flaşörler. Bravo. Evet, kapı çünkü açma. Demin sen kapı kilitleri. Için gördüm. Kapı kilitleri. Dur kaza yapmayalım. Kapı kilitleri. Kapı kilitleri. O da güzel. Ama güzelmiş o iki düğmenin öyle durması. Yani bir kere gördükten sonra unutmazsın. Malzeme kalitesi fena değil. Üstler yumuşak. Kapılar sert. Ama bak buralar mesela şuralarda. Şuraya bakar mısın bir? Bak şurada çapaklar var. Ay evet. Yani biraz daha çalışmak lazım gibi. Yani şimdi sizle geze geze arabalara farklı bir gözle bakıyor oldum. O yüzden artık tabii ki bir de premium arabalar da çok kullandığımız için bu testler için bir de yani Fahir senin arabaların da öyle. O yüzden sınıfına bazı göre değerlendirmek evet, lazım. O yüzden ama dedim hemen yok. Bu sınıftan bir tane daha araç getirirsen yani haksızlık etmiş olmak istemem. Tamam. Çünkü elmalarla armutları kıyaslamamak lazım. Okay. Elmalarla elmaları kıyaslayacağız. Okay. Benim buradaki mesela Crossland X ile ilgili benim eleştirim şöyle. Günümüzde birçok marka artık iç mekanda biraz daha oyun, biraz daha oyuncak koymaya başladı. Opel'inki biraz fazla şey kaldı, eski kaldı buralar. Öyle değil mi? Yani sen bir ilk update lazım. Bir evet. Güncellemesi gelmemiş araba. Bir update lazım ama bu da şöyle. Bu araç Opel'in General Motors'dan PSA'ya geçtikten sonraki aslında ilk arabası. Tamam mı? Opel PSA'nın altına girmiş vaziyette evet. Ve hani altyapı motorları kullanmasının haricinde tabii ki kendi DNA'sını koruyarak tasarımda da belli yenilikler, geliştirmeler yapılıyor olacak. Bu ilk meyve. O yüzden burada tabii gelenekselci davranmışlar ve bir uyarlama söz konusu. Ben şeyden umutluyum. Çünkü en son Frankfurt Otomobil Fuarı'nda da onu gördüğümde şöyle bir alıcı gözle baktım. Yeni Corsa ilk defa tam anlamıyla PSA ortaklığında yani motoruyla şanzıman, yürüyen aksam ve biraz da tasarımıyla da olsun oradaki vitesi mesela tanıdığın vites koluyla falan biraz daha PSA'laşmış olacak. Ondan umutluyum. Peki bu arabada bu en üst pakette de var mı adaptif hız sabitleyici, şerit takip falan bunlar? Adaptif hız sabitleyici yok. Şerit takip asistanı var. Var başka? Hız sabitleyici var. Kör nokta uyarı sistemlerimiz var. Mesela kış paketi diye bak şuna bastığın zaman direksiyon ısıtması var. Mesela. Tatlı. Tatlı. Buradan sempatik. Beni alır. Bunun için verdiği 190 bini. Ne o? Direksiyon sıcak olacak. Evet. Çift bölgeli klima var. İşte koltuk ısıtmalar var. Kumaş koltuk olmasına rağmen seversin. Öyle mi? Evet. Şanzımanı manuel kullanabiliyorsun. Böyle vites kolunu yana çekerek ileri geri itiyorsun ama direksiyonda yok. Mesela sinyal kollarına vites bir bak bakayım. Vites çok çirkin ama ya. Böyle vites mi kaldı? Bunu da işte değiştiriyor artık Opel. Yani ne yazık ki Opel hep bunu kullanıyordu. Corsa'da yenisini göreceğiz. Onu da soranlar var. Tutucu mu biraz Opel? Corsa'yı test edeceğim. Tutucu bir marka mı? Corsa'yı test edeceğim. Evet. İzleyiciler merak ediyor. Corsa testi gelecek mi diye. Gelecek. Merak etmeyin. Tamam. Tutucu mu? Ya Almanlar genellikle biraz daha şey genlerine bağlılar yani. Hani kötü bir şey değil. Kötü mesela bir şey Porsche'dan değil. Porsche'dan sevdiğimiz bir şey değil mi? Evet. Volkswagen'de de mesela şimdi izleyicilerin hep bu şeyleri var. Bir bu Fransız ve Alman atışması çok oluyor. İşte Volkswagen'de kimileri yorumlarda işte bomboş araba getiriyorlar. İçi kalas gibi, dışı buzdolabı gibi falan diyorlar. Ya öyle değil tabii ki ama yani özellikle son dönemde Fransızlar bu şey konusunda hem dış hem iç mekan tasarımı konusunda biraz daha renkli, biraz daha insanın içini kıpır kıpır yapan tasarımlar ortaya koymaya başladı. D'accord, okay. Okay. Yaya geçidi. Tabii, yaya buyurun. Geçidi. Buyurun. Biz duruyoruz. Polis bize niye dur dedi ki biz zaten kendi inisiyatifimizle ile yaya geçidinin ne olduğunu bilip yayalar geçerken duruyoruz. Geçsinler, geçeceğim ben de. Kolay gelsin. Başka söyleyeceğin şeyler yakıt tüketimiyle ilgili. Vallahi biz 48 kilometredir kullanıyoruz. Genellikle de şehir içinde 7.1 litrelik tüketim gösteriliyor. Şehir dışına hiç çıkmadık bile yani hani E5'e teme bile çıkmadım neredeyse. Ona göre hiç fena sayılmayacak şöyle bir değer bu. Şöyle toparlamak gerekirse. Toparlayalım. Araç kullanımı rahat bu arada. Ben beğendim. Hiç kabinde bence ses falan yok. Yalıtım iyi. Yalıtım iyi. Çek. Ayrıca şey kullanımı da rahat yani. Görüş açıları. Sen süspansiyon falan gibi şeyler söylüyorsun. Ben
güzel gidiyor diye söyleyebiliyorum. Görüş açıları... Biraz sert. Süspansiyonları biraz sert ama ben, konforsuz değil yani. Şehir içinde kullanıyorum. Bu bizim rogar kapakları olsun, çukurlar, basalım şeyler. Bakalım. Bas bakalım. Bas bir görelim. Bas bas. İşte Prius hızlanmasını yapabilirmişiz. Yüze çıkamadık ama. Duydun mu? Bak 3 tane bip 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 evet, yaptı. Neden? Ne o biliyor musun? İşte şerit takip asistanının şeritten çıktın uyarısı. O da biraz şey... Eski yani bip diye bir uyarı ver veya hani direksiyona bir titreşim ver, onlar yok ve hani yani şeritten çıkmışım artık, yan şeride geçmişim, bip 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 diye ötüyor yani. Bu bile bence old fashion yani, tam arka karşılığı o. Arka koltuklardaki yaşam alanı en büyük artılarından bir tanesi. Ayrıca bagajın genişletilip küçülüp... Bak düşün yani, sen artık geçtin öbür şeride, hala ötüyor. Evet, bagajın Fahir bunu beğenmedi. Tamam. Dur ya, iyi şeylerini söylemeye söyle. Çalışıyorum. Söyle. Bagajın küçük, büyüyebilmesi gayet yani güzel, ekstra. Bence bir aile aracı olarak, hı-hı, gayet mantıklı ama fiyatını indirmeleri lazım. Mümkün mü? Yok, değil. Yani ya, mümkün değil çünkü yani dolayı yani rekabetçi bir fiyat değil. Bunu alacağına alabileceğin çok daha iyi alternatifler İşte var. İşte C SUV'a çıkabiliyorsun. Evet. Tamam mı? Yani 196'ya bunu alacağını artık 220... O zaman yapmayın bu arabayı artık kardeşim. Başka bir şeyler yapın. Ha, otomobil nokta sektörüne mı? Ben yeni bir bakış açısı getiriyorum. Hepinizi kurtaracağım bu dertten. Senin dediğin gibi olsa dükkan senin de. Tamam, değil tabii ki. Öyle. Ben bundan sonra ne diyeceğim? Ben bu arabayı almam. Yani 190 bin liram olsa ben... Bu arabayı almam. Sen daha yumuşak yumuşak anlatabilirsin. Yoksa kapatalım istiyorsan burada. Düşünüyorum ekstra söyleyeceğimiz bir şeyler var mı diye. Bence de kapatabiliriz. Hani sürüşüyle ilgili benim yorumlarımı merak ediyor olabilir izleyiciler. Tamam, şimdi dönüşte sen geç, sen kullan. Oradan da ona... Yo, ben zaten kullandığım için anlatabilirim buradan, tamam, da izlenimlerini. Yani mesela motor şanzıman gayet iyi. Tutumluluk potansiyeli var. 7.1 dediğime bakmayın. Bu aracı hani kullanımınıza göre bu değerleri düşürürsünüz. Şanzıman gayet iyi çalışıyor. Geçişleri gayet iyi. Bu şanzımanı da sevdim. Motor da başarılı. Hani 300 Nm'lik tork kesinlikle yetiyor. Arabayı çekiyor. Süspansiyonlar dedin biraz daha sert tarafta. Ama bu da konforsuz hissettirmiyor. Yani bu dinamiklere baktığımız zaman araba kötü değil ama hani... Araba kötü değil. Ben diyorum mesela marka bağımlılığınız varsa Opel'in bu modelini alıp ailenizi güzel güzel sığdırıp rahat rahat şehir içi şehir dışı bence gezebilirsiniz. Ama... Bunu şimdi mi söylüyorsun? Zaten şu anda Opel kullananlar falan zaten videonun en başında sana da bana da küfürü yazdılar. Videoyu kapatıp çıktılar zaten. Başa hani koy o zaman, bunu kes. Bunu başa da... Başa koy. Peki. Ama dediğim gibi bu fiyatta çok başka alabileceğiniz markalar... Ben en iyisi şunu kapatayım, şu şerit takibi. Evet ya, o berbatmış. Ama uzun basın diyor, basıyorum. Ya da ben şeridimden gideyim, tamam, en iyisi. Sonuca gelelim. Sonuca gelelim, toparlayalım artık. Sonuçta Opel bu testten sonra bize bir daha araba vermeyecek. Şu kadını şu kanaldan çekin. Ben Opel Corsa'yı şeyde Split'te test etmeye gidiyorum. Haber alınamazsa benden. Ne zaman gidiyorsun? Yakında gidiyorum da gittiğim zaman ne işte. Ne zaman gidiyorsun ya? Benim hiç haberim yok. Yakında, pek yakında. Benden haber alınamazsa nedenini biliyorsunuz. O zaman başka bir testte görüşmek üzere. Umarız beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa lütfen bırakın. Abone değilseniz abone olun. Çan simgesine tıklayın. Yeni videolar girdiğinde bildirimler gelsin. Instagram hesaplarımızı da takip ederseniz anlık paylaşımlardan haberdar olursunuz. Hoşça kalın. Hocam şuna söyler misin yanaşsın? Ya alemsin. Ya hakikaten durak şurada. Sen yolun ortasında duruyorsun 42T. Ben de soruları bulmaya çalışıyorum. O kadar çok soru gelmiş ki ara kasa ve hiçbiri tutmuyor. Ne olduğu belli değil demiş. Bak, soru değil bu. Soru değil, yorum ama doğru. Bizim gibi. Ne kadar abi demiş, söyledik. 196 bin bu araç. Sizce Opel üretime devam etmeli mi? Bir Alman firması olmasına rağmen diğer Arma otomobili kadar kaliteli olmamasını neye bağlarsınız? İyileşiyor, dur. Merivan'ın boşluğunu iyi doldurabiliyor mu? Sizce doldurabiliyor mu? Hiç görüyor musunuz? Meriva da görmüyorduk. Bunu da görmüyoruz. Diğer eş değerindekileri göre kendini o araçtan çıkaran farkı neler? Yok. Bu araba ülkemizde kaç çeşit motorla çalışıyor?
çalışıyor derken 1.2 turbo 110 beygirlik var. 1.2 turbo 130 beygirlik var. Bunlar 3 silindirli. İkisi de otomatik. Bir de bizim kullandığımız 1.5 tam otomatik var. Bu vergilerle 11. dünya ülkesi adayı olduğumuzdan mesleğini değiştirmeyi düşünmeli misin acaba? Kazanç 2000 birim, araç 200 bin birim. Anca izleriz işte demiş. E ne yapalım? Siz izlediğiniz sürece bir sorun yok. Abi Opel'ler gerçekten iyi mi? Gerçekten öyle bir şey mi var? Öyle böyle demiş. Bir bilgi mi var? Opel'ler iyidir. Hayranlıkla takip ediyorum otomobil sever olarak ama hevesim kalmadı. Açıyorum, yarıda kapatıyorum. Bu da normal ulaşabilir olmaktan çıktı. 5000 lira maaş alıyorum. Yok yine olacak iş değil diyor ya adam. Doğru. Yani. Sohbet ediyoruz ama olsun. Yakıt ve konfor söyledik. Opel Grandland X'e göre dezavantajları neler bilmiyorum. Grandland X'i kullanmadım. Ben de. Peugeot'un o berbat hız sabitleme ve limitleme aynı mı demiş. Ben berbat olduğunu düşünmüyorum. Peugeot'un kolay kullanılıyor ama aynı değil. Burada direksiyon üstünden kullanıyorsunuz. Uzun yıllardır onu kullanıyor ama gayet kolay kullanılıyor direksiyonun arkasında. Bugünün koşullarında parasının karşılığını verecek bir araç mı? Ebru yanıtı verdi. Ah, bir tane araç sahibi yazmış. Bunu ben de ilk defa okuyorum. Merhaba, bu araca sahibim. Geçen hafta satın aldım. Aracı showroom'da gördüğümde Excellence için arka koltuk dayamasının içinde bardaklık vardı ama benimkinde yok. İlginç, bizim arabada da yok. Bizim araç da Excellence. Nerede aynı şekilde varmış arka koltukta? Arka koltukta evet. Bizimki de Excellence, bizde de yok. Aynı şekilde orta konsol küçük eşya gözünde sürgülü kapak olması gerekiyordu. Benimkinde de yine yok. Bizde de yok bu araçta. Çakmasını almışsınız. Bu farklılıklar nasıl meydana gelmiş olabilir? Üreticiler bu değişiklikleri haber vermeden kafalarına göre nasıl değiştiriyorlar ki? Bu arada YouTube otomobil test kanallarında aynı araçta test yapılmış 3000 km'de olan araç için 6.4 ortalama yakıt tüketiminden bahsediyor. Benim aracım 3500 km'de tamamen İstanbul-Ankara arası gidip geldim, ortalama 5.1. İsterseniz fotoğraf atabilirim. Hiç gerek yok, güveniyoruz. Bu araçta daha az tüketim mümkün değil midir? Ortalama 4 litre hayal mi? Bunu sizden duymak istiyorum demiş. Hayal mi? Söyle, ben de senden duymak istiyorum. Vallahi siz 3500 kilometredir kullanıyorsunuz. Biz 55 kilometredir kullanıyoruz. Ama dediklerinize katılıyorum. Bizim araçta da yok. Ben nereden dönecektim? Düz gidiyoruz hala bir tanem. Artık son sorulara geçelim ve... Abi hiç konforlu değil demiş. Konforlu. Konforlu değil. Konforlu. Çok yorum yazmışsınız bu arada. Bunlara aslında testten önce bakacaktım. Bakamadım. Evet, ben de hastaydım. Ebru hiç videoda söylemiyor ama hani... Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Onu mu söylemem? Dedim ya başında biz de hastaydık diye. Ha, pardon. Sanki orada sırf çocuklar hastaydı falan diyorsun zannettim. Pardon. Çocuklarım hastaydı. Çocuklar hasta olmasın. Kendim de biraz hala hastayım. Kapatıyorum artık. Bu kadar. Yani hakikaten şöyle söyleyeyim, daha sona gelemedim. Bir dakika. Yani Corsa'nın bir üst SUV model tarzı, yani şöyle... Crossland X hakkında mesaj atmışsınız. Umarım bu cevaplar yeterli olmuştur. Beni bulmuşken cak cak konuşturdun tabii. Kapatıyorum be evim videoyu. Oo, Tesla işte, tamam. Araba budur be. Araba budur. Bayağı Juke iyi. dedik bak Juke çıktı. Juke'dan çok daha büyük ve şey ama bu arada. Juke çirkin ya içi. Dışı bir sempatik ama o gözleriyle.